tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyu manşetten işleyen Sözcü gazetesi Erdoğan'ın milliyetiyle ilgili yaptığı açıklamalardaki çelişkiye dikkat çekti. Tayyip'in 10 yılda ırkı da değişti manşetiyle okuyucuya sunulan haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004'ten 2014'e kadar milliyetiyle ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. Erdoğan'ın milliyetiyle ilgili açıklamalarının birbirini tutmadığını yazan gazete, Başbakan Erdoğan'ın 2004'teki açıklamalarıyla 2014'teki sözlerini kıyasladı. Buna göre 2004 yılında Erdoğan milliyetiyle ilgili "Ailemiz Batum'dan Rize'ye göç eden bir Gürcü ailesidir. Ben Gürcüyüm, eşim de Siirtli Arap" demişti. Oysa aynı Erdoğan 2014 yılında Cumhurbaşkanı adayı olunca 180 derece çark etti ve "Benim için neler dediler? Gürcüdür" diyen oldu. Çıktı bir tanesi, "Affedersiniz, daha çirkin şeylerle Ermeni" dedi. "Ben dedemden, babamdan öğrendim, Türk'üm" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çelişkili açıklamaları kafalarda soru işaretlerine neden olurken "Siyaset bu" dedirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında Ermenileri aşağılayan sözler kullanması ABD'de de yankı uyandırdı. Ülkenin en saygın gazetelerinden Washington Post, Erdoğan'ın "Affedersin, çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu" şeklindeki ifadelerini Ermenilere yönelik bir hakaret olarak değerlendirdi. Başbakan Erdoğan'ın nefret söylemi niteliğindeki sözlerini gündemine taşıyan Washington Post gazetesi, konuyla ilgili haberini "Ermenilik bir aşağılık mıdır? Görüşüne göre Türkiye Başbakanı öyle olduklarını düşünüyor" başlığıyla verdi. Gazete, Erdoğan'ın aşağılayıcı nitelikteki ifadelerinin ardından Türkiye'yi hala evi olarak gören 70 bin Ermeni vatandaşın olduğunu hatırlatarak, artık birçok Ermeni bu yorumlar karşısında ötekileştirildiğini düşünüyor, hatta korkuyor ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Erdoğan'ın Kürtlere ve Ermenilere yönelik sıklıkla etnik ve dini farklılıklara değindiğini belirtti ve buna örnek olarak Başbakan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen Alevi olabilirsin, ben Sünniyim. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise sen Zazasın" demesi örnek gösterildi. Bu gelişmelerin ardından Erdoğan'a yönelik eleştirilerin artığına dikkat çekilerek Türk Başbakanı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ciddi bir tepkiyle karşı karşıya denildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'ın etnik ve mezhepsel söylemlerini eleştirerek "Sen kimsin, Sünnisin ama kimsin, gerisi ne, senin kaynağın bulaşık" diyerek eleştirdi. "Sen ne yapmak istiyorsun? Geçenlerde de çıkmış efendim filan parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na Alevi diyor. Bölücülerin oluşturduğu bir partinin başına sen Zazasın" diyor. "Ben de" diyor "Sünniyim" diyor. Şu an Orta Doğu'daki çatışmanın kimliksel tanımını Türkiye'de yapıyor. Alevi olduğu zaman Cumhurbaşkanı olamaz mı? Alevi olduğu zaman Türk siyasetinde yer bulamaz mı? Sen kimsin? Sünnisin.